Herkese merhabalar, ben Ali Emre Sarı, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Giresunspor'un transfer gelişmeleriyle alakalı konuşacağız. Kimler geliyor, kimler gidiyor, kimler düşünülmüyor. Bu konularla alakalı geniş çaplı bir bilgi vereceğim. Hemen böyle ekspres bir yayın yapayım istedim size. Hiç vakit kaybetmeden şimdi Giresunspor kimlerle ilgileniyor? Ve kimleri takımda düşünüyor, kimleri takımını almak istiyor, kimlerle anlaşma sağlandı, bu konular hakkında size bilgiyi vereyim. Geçtiğimiz günlerde Şükrü takımının forvet oyuncusu vardı, Sunday Adetunji. Sunday Adetunji ile Giresunspor takımı ciddi bir şekilde ilgilendi ama Sunday Adetunji'nin 2 milyon euroluk bonservis bedelinden dolayı bu transferden vazgeçildi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Giresunspor eski kulüp başkanlarından Olgun Aydın'ın kulübü FC Şükupi takımının oyuncusu olan Sunday Adetunji'den bonservis bedelinden dolayı vazgeçildi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Hakan hocamız bonservisiyle oyuncu almayı çok düşünmüyor. O açıdan Sunday transferinden de vazgeçildi. Yine Trabzonspor'dan gelecek isimler var, konuşulan isimler var. Flavio ve Diabate yine yeni sezonda takımda olacak gibi görünüyor. Bunun akabininde, bunun dışında Yunus Mallı ve Kouassi transferi ciddi bir noktada, ciddi bir şekilde ilerleme kaydetti. Koita'yı hoca düşünmüyor ve Trabzonspor'da başka bir takıma gönderecek diye bilgi almıştım. Geçtiğimiz günlerde yine Erce kardeşler haberleri çıkmıştı. Ben Erce kardeşlerin Giresunspor'da aynı tip, aynı tarz bir kalecimiz olduğundan dolayı Erce kardeşlerin Giresunspor'a transfer olmayacağını düşünüyorum. Yine geçtiğimiz günlerde Ben Hur'la alakalı bir gelişmeler vardı. Ben de kendi Twitter hesabımdan yazmıştım. Bu arada beni sosyal medya adreslerinden takip etmeyi unutmayın. Giresunspor'un sıcak gelişmelerini anlık bir şekilde sosyal medyalarımdan yayınlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Ben Hur'un bir transferi vardı. Giresunspor tarafıyla Ben Hur'un menajerinde görüşmeler devam ediyor. Bu konuyla alakalı da ilerleyen günlerde gelişme olursa yine sizi sosyal medya adreslerimden bilgilendireceğim. Aynı zamanda Giresunspor'un 21 yaşındaki Nijerya 1. Lig takımlarından Rivers United'da oynayan Isak Kayode Rafio'nun menajeriyle görüşüldü. Kayode'nin menajeri kulübümüze şöyle bir teklifte bulundu. Benim oyuncum 200 bin euro bonservisi var. 150 bin euro yıllık ücreti var, maaşı var. 3 yıllık sözleşme imzalarız ve gelecek satışından da %30 pay elde edebiliriz diye bir şey söylemişti. Dediğim gibi bonservis bedelli oyuncu almayı istemeyen bir Hakan Keleş var. Ama bu transferde gelecek vadeden iyi paralara satabileceğimiz bir oyuncu gözüyle bakılıyor. Yine bu konunun tam içindeyim, tam takibindeyim arkadaşlar. O yüzden bu konuyla alakalı yine sosyal medyalarımdan ilerleyen günlerde bilgi vereceğim. Bugün yazdığım haberlerden bir tanesi Kapel, Leandro Kapel, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Altay takımında oynayan ve sözleşmesi elinde bulunan Kapel'e teklif götürdük. 380 bin euro civarında bir teklif gitti ama burada birazcık Kapel tarafının indirime gitmesi bekleniyor. Bakalım neler olacak. Bildiğiniz üzere Muhammed meselesi vardı. Muhammed Gümüşkaya Fenerbahçe'den Giresunspor'a tekrar kiralanacak mı? Yeni teknik direktör Fenerbahçe'ye yeni gelen teknik direktör Jorge Jesus Muhammed'i kadrosunda düşünüyor mu düşünmüyor mu diye bilgiler sağdan soldan bir şeyler geliyordu. Bugün tamamen netleştirdim arkadaşlar. Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'a kiralık olarak gelmeyecek. Başka bir takıma takas olarak düşünüldüğünün bilgisini aldım arkadaşlar. Giresunspor bir kişiyle anlaştı. Benim bildiğim bir kişi. Bursaspor'un 19 yaşında geçtiğimiz aylarda Bursaspor'la sözleşmesini fesheden Vefa kardeşimiz Vefa Temel Giresunspor'la anlaşma noktasına geldi. İlerleyen günlerde de yeşil beyazlı camiaya Vefa Temel imza atacaktır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Aklıma gelen ve sağdan soldan bilgi edindiğim kadarıyla size bunları aktarabiliyorum. Sosyal medya adreslerimden beni takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda YouTube kanalıma da lütfen abone olun arkadaşlar. Bir sonraki sıcak gelişmelerde yine transfer haberleriyle alakalı
Canlı yayınlarımız da olacak YouTube üzerinden. Sosyal medyalarımdan da ara ara canlı yayınlar yapıyorum. Her yerden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Anlık gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.